Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk denir. Noktasız derginin Cumhuriyetimizin 100. yılına özel seçtiği eşitlik temalı 11. sayısı Bahar 2023'te dikkat çeken bir bölüm var. İrem Bayraktar, Cumhuriyet'in kuruluşu azınlıklar ve ulus devlet konusunda ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ömer Turan'la söyleşi yaptı. Özetliyorum. Soru: Türkiye'de imparatorluk mirası ve coğrafi konum nedeniyle farklı etnik unsurların bir arada bulunması bu ulus kimliğinin kurulmasında ne gibi bir yolun izlenmesini gerektirdi? Turan: Anadolu coğrafyasının bir tarihsel zenginliği var. Bizim bir idare etme, birlikte yaşama ve yaşatma tecrübemiz ve kültürümüz var. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür derken bu birikime dikkat çekmiştir. Modern manasıyla milliyetçilik Fransız İhtilali ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bu dönem milliyetçilik çağı olarak tanımlanır. Bu dönemde milliyetçilik kutsanmış, milli devletler kurulmuş, milli kimlikler vurgulanmış, milli kurumlar oluşturulmuştur. Haliyle bu gelişmeler Osmanlı'ya da sirayet etmiştir. Osmanlıcılık düşüncesi ortaya atılmıştır. Bu akım tutmayıp gayrimüslimlerin ayrılması devam edince Müslümanları bir arada tutmak için İslamcılık denenmiştir. O da tutmayınca mecburen milliyetçilik, Türkçülük yoluna girilmiştir. Atatürk en başta olmak üzere cumhuriyetimizi kuran irade Türklüğü esas almıştır ve bu Türklüğü aidiyet, mensubiyet şuuru üzerine bina etmiştir. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir demiştir. Ne dil, ne din, ne ırk, hiçbirisi değil. Bakın, aidiyet söz konusu. Sen kendini bu topraklara ait hissediyor musun? Verdiğimiz bağımsızlık mücadelesini benimsiyor musun? Geleceğini bizimle beraber yürüyor musun? O zaman bizdensin. Bu tanım batıdaki bir anlamda sağlıklı milliyetçilik olarak tanımlanan bölgesel milliyetçilik karşılığıdır. Albert Sorel, Fransa toprağı bin yılda Fransız insanını yarattı der o topraklar üzerinde yaşayan insanları kucaklayan farklı etnik gruplara mensup olsalar da onlara ortak bir Fransızlık duygusunu yaşatan, Fransız kimliğini veren şey o bin yılda gerçekleşen ortak yaşanmışlıklardır. Bu durum bizim için de geçerlidir. Böyle bir milliyetçilik ve Türklük anlayışı benimsenmiştir. Esas bakış budur. Soru, Cumhuriyet'in kurucu kadroları, Kürt kökenli yurttaşları, Türk ulus kimliği altında nasıl toplamayı başarmışlardı? Turan, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda yeni dünya düzeni belirlenirken, çatışmaların sebebi olarak görülen milliyetler sorununun çözümü için ulus devletlerin kurulmasına sıcak bakılmıştı. Savaş sonunda imzalanan bütün barış anlaşmalarında bu şekilde dil, din, soy azınlıkları ile ilgili hükümler vardır. İtiraf devletleri Lozan Barış Anlaşması'nı da Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren antlaşmalardan biri olarak görmüşlerdir antlaşma metnine dil, din ve soy azınlıkları ile ilgili hükümler koymak istemişler, İsmet Paşa'nın itirazıyla karşılaşmışlardır. İsmet Paşa'nın Lord Curzon'a ben buraya Mondros'tan değil Mudanya'dan geldiğim sözü bu bakımdan çok önemlidir. Osmanlı, millet sistemi içinde Türkiye'deki bütün Müslümanların kader, kıvanç ve tasada bir oldukları savunularak soy ve dil azınlıkları reddedilmiş, o zamanki mevcut hukuk sisteminde Müslüman olan olmayan ayrımı yapıldığı için sadece din azınlıkları kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk denir ifadesi bu bakışı yansıtır. Türk üst kimliği altında diğer topluluklar gibi Kürtlere de yer vardır. Bu anlayışta dini ve etnik alt kimlikleri reddetmeden Türklük şemsiyesi altında toplanmak söz konusudur. Günümüzde de bu anlayış egemendir.